Yine mi arkanda? Ya oğlum orası Serkan'ın arkası mı yanı mı? Adamın arkası dönük sana. Ya i̇yice. Kanka, şirkette iyice. Taciz var ya. Evet harbiden abi taciz bu mobbing de değil. İş taciz yerinde bu. Taciz. Selam ben Uras. Bugün arkadaşlar bir efsane mi gerçek mi videosuyla karşınızdayız. İlginç şeyler deneyeceğiz tabii ki. Hadi başlayalım. Önce TikTok'tan bahsedelim. Kaan TikTok açtı ve bir video var orada şu an. Sürpriz oldu. O videoyu kaldırdı. Bence koyalım abi onu. Koy. Evet, koyalım. Ona benze çünkü koymuyor, oradan. Koymuyor. Niye abi? koyalım. TikTok. Koyma, orayı geçtik. Niye koymuyor? Ama çok güzel bir görüntü. Yüzüne blur at. Tanımazlar o zaman. Evet. Tamam. Görüntüye bakabilirsiniz. Gerçekten enteresan bir şey. Şimdi oradan şu görüntüye gelelim. Mavi gözlü kızımızın burnu mavi gözlü hale geliyor. Bak. Şimdi Kaan neydi senin şeyin? TikTok Nikit? 2K ile Kaan Cakir. 2K ile Kaan Cakir. Buraya da Sekom yazar. Onun TikTok'unu kullanıyoruz. Şeyi de açsana Kaan. O göz filtresini. Bak kanka aynen senin gibi göbeğini açmış Seko. Sen de yapacaksın mı? Talep gelirse. Göbeği aç tabii yani. Tamam sen önce şu kamerayı aç da abi şu efsaneyi çözelim. Sonra TikTok'a giriş yaptık. Ekip olarak TikTok'tayız. Kaan'ın TikTok'unda ama. Her zaman değil ara sıra. Seko hep orada. Şimdi Seko. Ana bildiğin çakır gözlü oldum Seko. Ana. Şimdi bunu yaklaştırıyorum. Burnumu da böyle yaptı bak. Böyle büyütüyorum. İyi ki olmadı ilk deneme. Abi yine olmadı Seko. Ne diyorsun? Bence denemeye devam. Kaan biraz önce olur gibi olmuştu ya. Işıktan falan ya. Oluyordu be Seko kaşlar burnumun dibine kadar ne yapıyorsunuz siz ya? Abi o sinek hızlı. Burada ne yapıyor ya? Ne zaman kayda girsek geliyor. Son bir kez daha deneyeceğim. Bak burnu böyle yaptım. Gördün mü? Hı hı. Bir de böyle şey yaptım. Duck tape miydi? Duck face miydi? Neydi lan o? Duck face. Allah Allah. Niye böyle oluyor Seko ya? Bak kaşlar buraya doğru geliyor. Ama kayboluyor. Allah valla oluyordu bu sefer ha Seko. Bak döktü burnumuzu böyle akciğerimize kadar görmek istiyor. Olabilir. Kaşlar orada. Aha. Allah geliyordu lan burnuma doğru Seko. Vallahi geliyordu ha Seko. Olacak gibi. Olacak gibi olur ama bu sabaha kadar bununla uğraşmamız lazım. Bence birazcık da şanslı oluyor. Biz mesela az önceki görüntü yaptık ya. Onun üstüne 5 kere daha denedik olmadı. Olmadı değil mi? Bizim önüne geldikçe gülesim geliyor. İyice bir şey söyleyecektim, bir şeye döndün diyecektim kanka, hiç demiyorum. Ya bir de bunlar beni tanıyorlar kanka, bak şimdi tanımayan insanlar neler diyecek. Son kez deniyorum abi. Abi tam olacak gibi oluyor. Yok abi. Efsane değil ama evet. Kanka. Çünkü buraya kadar geldi. Hanım ablamızın demek ki burun delikleri daha bir göze benziyor. Gerçekmiş. Burada gördüm şeyi gözü. Şimdi Seko basit bir tane şey yapacağız. Efsane mi gerçek mi? İnsan kolunu böyle açınca bu parmaktan bu parmağa boy aynı oluyormuş kanka. Ha, kendi boyuna eşit. Evet. Ne diyorsun? Olabilir. Bunu kimde ölçelim? Kamil'de ölçelim. Kamil gel. Her insanın bir kulacı kanka kendi boyunu boyu kadar demek oluyor değil mi bu? Gel bakalım Kamil. Ya durarak nasıl anlatacağız derdimizi? Böyle mi yapacaksın kulacı Kamil? Maşallah boyu posu da var yavrumuzun. 1.87. Maşallah. Bakalım çıkacak. 1.82 kanka atıyor bu bir tarafından. Sen 1.87 olamazsın. Yalan mı söyleyecek Instagram'daki bilgi sayfaları? Ha? Yani. 1.83. Şimdi boyunu ölçeceğim 1.83 çıkacak. Alttan şey yapsak. Abi akıl verme o şeyi yarışındalar ya. Saçı saymazsan 1.83 işte. Kanka senin boyun yetiyor mu görebiliyor musun? Görüyorum kanka bak. Dur şöyle yapayım. Abi mümkün değil ya 1.87'ydi ya. Ama sen yanlış ölçüyorsun. 1-2 santim daha çık. Oğlum bu doğru lan. Al işte 1.83, 1.84 ayakkabıyla 1.81. Atıyormuşlar herif 1.87, 1.87 derken. Dur şu anda 1.83 ise ben bizi düşünemiyorum. Abi ben demek ki 1.40 falanım kanka. Evet abi. Biz Hobbit gibi yaşıyoruz o zaman. Dur lan bir kişi de yetmez. Abi bir yanlışlık var bence. Ben 1.81'im normalde. Ben 1.60'a falan düşüyorum. Gel buraya Kaan gel. TikTok Kaan. Çiftke ile Kaan Çakir. Aç. Ben de 1.73 veya 4 olmam lazım. Kanka bence herkes bol keseden söylüyor. Ben söyleyeyim sana. Nokta atış. Allah Allah. Delikanlı abi. Şunu ayağınla tuttur bakayım. 1.71. Nasıl ya?
Oğlum öyle bırakma, geliyordu bir tarafıma ardına. Demet gel bakayım. Belki kızlarda şeydir kanka. Yani kulaç 1-2 santim fark ediyor. Bir, o kadar şey değil. Tamam. 1.60. 1.60. Bakalım. Üstüne bas şunu. Şu an ölçeyi görebiliyorum kanka. Aa tam 1.60. Bak kızlarda tutuyor kanka. Ya bence o şeyle alakalı ya. Kimisinin hani parmağı uzun olur bilmem ne olur ya. 1-2 santim fark ediyor ama genel olarak. Yani bir fikir veriyor boyla alakalı. Evet. Ama Kamil'in 1.87 olmadığını da burada öğrenmiş olduk kanka. Demek ki sosyal medya hesaplarına falan 1.87 yazıyor kanka. Hani, uzunum dalgasına. Halbuki boyu 1.82. Değil oğlum mi? O da uzun. Abi benim babam 1.82. Ben onunla aramızda şöyle bir fark var. Senin baban 1.82 değil de demek ki kanka. Abi hayır, yatağı sporda bile ölçtüler bunu ya. Bizi ben lisedeyken 1.85'tim. Abi hatta geçen hafta şurada ölçtük ya. Kanka şimdi bu adam da 1.82 değildir ya. Aynen abi. Ben 1.83'üm. Ben de 71 olamam. Ya abi karnımın da derdi başka ya. Adam 1.90'lara yürümüş, 2'lere yürümüş. Bu diyor ki ben 1.71 olamam. Ben kendimi hiç söylemiyorum bile. 1.40'lar hallice. Sekon 1.42. Neyse bu efsane mi geldi? Efsane bu. Herkes de tam çıkmadı. Ama fikir veriyor. Evet mi? Yani en azından değil mi? Farklar öyle 10 santimler falan değil birkaç santim. O yüzden efsane değilmiş, gerçekmiş. Kamil hala bunu açıyor. Koy. Abimiz koy. Biliyorsunuz şu an dünyanın en ünlü iki yıldızı. Herhalde onlardan daha ünlü kimse yoktur. Jason Statham'la Dwayne Johnson. Bu ofiste ortak noktası olan bir arkadaşımız var herhalde. Değil mi? Demek ki sen de kanka dünyanın en ünlü adamlarından biri olabilirsin. Dövüş tekniklerini biliyorsun. Evet evet. Tabi oradan spordan yani spor ortak nokta spor. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Kanka hastasıyım Jason Statham'ın bu arada. Sevdim. Yani döner tekmeyle kapağı böyle fır döndü açıyor. Bu yeni bir şey bu. Yeni bir challenge. Adını unuttum. Seko alta yazarsın ya. Ben Türkiye'de unuttum. Yapanlar da vardır ama adını unuttum. Şimdi kapak açma challenge gibi bir şey. Şimdi Seko nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben o döner tekmeyi nasıl açacağım? Olmadı. Döner tokatla açacağım. Hani sen İzmir eski halin olsa belki bacakları tam açıp dönüp hani iki kere vurabilirdin. Gaz verirsen evet, kanka 3 olabilir. Döner. Hani havada bir gaz verirse hani şöyle mesela kalktı diye 4-5 kapak. Evet, daha da 4-5 kapak yan yana koy. Bakayım şimdi. Şöyle vurduk diyelim. Oluyor. Tamam. Yani bunda sıkıntı yok. İşte şunu döner tekmeyle yapacağım. Ama yumrukla yapan da var. Var ama biz tekmeyi yapalım. Bak yumrukla bir tane deneyeyim mi? Battle cap challenge'mış. Kapatıyorsun. Ben solak değilim ki. O zaman böyle elini tersiyle vurup. Ha şöyle. Kamil'in ağzını yüzünü kıracağım kanka. Şu an çok iddialıyım. Yapıyorum. Jason Statham zıplıyor tabii. Ben de zıplamayı. Şimdilik değil mi Seko? Tabii onu şimdilik yapmayalım. Allah gitti. Güzel oldu. Güzel. Gitti. Ses geldi. Attı oğlum. Lif attı. Lif Seko. Gitti misin? Ah. Ses geldi abi. Oğlum lifi battı çünkü. Isınalım abi. Ha ısınalım. Oo çok kötü oldu. Kanka bu işi sağ salim yapabilecek miyim? Bu çok uzak ya. Bunu biraz daha böyle geçelim. Çok adı basacaksın ağzının ortasına Kamil'in. Oluyor mu be? Ah, bu sefer de kanka diz gitti. Ha, olacak. Şunu hafif açın lan. Kanka, sağ diz minüsküs. Şu görüntüyü görmek istiyorum. Sol diz minüsküs, sağ diz sağ kasık çekti. Bir de lif atmasıyla işi tamamladık. Şimdi arkadaşlar o kadar sevindik mevindik ama olmamış. Varda gördük. Ben bayağı şeye tekmeye basmışım kanka Seko. Böyle fır döndü olması lazımken olmamış. Şimdi bir daha yapıyoruz. Allah. Allah'ım. Oh! Oğlum aşağı mı indirse? Ya kanka bir bok beceremiyorsun diyemiyordun. Nezaketle. Şişeyi aşağı mı indirse? Allah gitti! Bu sefer gitti. İyi de. Ama uçtum. Başım döndü. Ulan valla başım döndü ha. Bu bile çıkmadı lan. Tam onun asabını bozma. Kaan tam parmak ucuyla. Tam buramla değdim.
Ben burada şöyle vurayım. Ha? Oh, oldu. Bu sefer oldu galiba. Herhalde. Ama bir daha bir deneyeceğim. Dönmeden vuracağım. Yavaş. Bir adım geri çık, öyle vurma. Allah! Heh, oluyordu. Tamam lan. Çok yoruldum Seko. Ama abi yapan internetteki hiç kimse de tek seferde yapmadı zaten yani. O yüzden oğlum yapan adam Jason Statham ya. Onun haricinde. Tabii canım. Biz açık yüreklilikle her rezilliği koyduk. Efsane değilmiş, gerçekmiş. Şimdi Seko, adam diyor ki gidin diyor bir kahveciye. Çok kahve istiyorsunuz ama diyor para yok fazla. Orta boy kahveyi büyük boy fincanda isteyin. Büyük boy bardakta isteyin diyor. Böylece diyor aklını karıştıracaksın adamın diyor. Bunu ben de okumuştum. Şimdi ben gidemedim beni tanırlar diye. Çağrı ile Burak siz mi gittiniz? Evet abi. Çağrı ile Burak gitti, o kahveyi aldı. Bir tane orta white chocolate mocha alacağım. Bir tane de büyük bardağı white chocolate orta alacağız ama. O da orta olacak. Aynen. Evet, aldılar geldiler. Kavanozlarımız burada. Büyük boyda orta boy burada. Normal orta boy da burada. Aynı kavanoz, bakalım. Aynı parayı mı verdiniz? Evet. Aynı para. Merakla bekliyoruz şimdi. Döküyorum Seko. Bence fazla çıkacak. Öyle mi diyorsun? Bence. Sen ne diyorsun Seko? Bana da fazla çıkacak gibi geliyor. Biraz da dışarı dökeyim. Ya nasıl bu kadar bir şeyde dışarı dökebilirim abi? Neyse. Şimdi bir de bu. Bence aynı çıkacak. Aynı. Ya çok az daha fazla galiba benim sağımdaki, senin solundaki. Evet. Ama yani o da o kadar da. Olmaz. Değmez. Rezilliğe değmez. Adam böyle bakıyor böyle. Böyle bakıyor. Ne diyorsun bu durumda? Efsane. Efsaneymiş. Zaten kendi milimetresinde koyuyor benim bildiğim. Aynı kapı, orta kapı var. Değil mesela. Mi? Bilgi sayfalarının klasik cin fikirliliğinden kaynaklanıyor. Belki de şeylerde oluyordur ama. Hani daha böyle zincir değil de çok daha... Lokal. Evet, yani. Lokal yerlerde oluyordur. Ama böyle gidip bir tane işte bizimki gibi zincire gidip bunu isterseniz ortaya çıkan sonuç bu. Aynı. Evet. Kanka ya biz olmasak şu internet herkesi kandı, herkesi yiyecekler ya. Çağrı gibi adamlar abi. Milleti kandırayım diye. Hı? Kolluyorlar. An sabah, kolluyorlar. Sabah beni yemeye çalışıyor. Bugün orası abim doğum günü. Evet abi. Diye. Koskoca Serkan Arca benim doğum günümü bilmeyecek. Acayip acayip hareketler. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.